Söz ve müziği bana ait olan bu şarkıyla. Merhaba. Aslında üç canlı örneğiyle sohbet etme fırsatım var ve çok mutluyum sizlerin önünde. Biraz Burcu'yla başlayalım istiyorum. Burcu... ülkemizde erkeklerin araçlarıyla olan ilişkileri belli. Bir fanatiklik söz konusu. Herhalde bu çok erkek egemenliğinde olan bir sporun olduğunu fark etmeden de başladım. Çünkü 7 yaşında karting yaparak başladığım için spora. Büyüdükçe kadın erkek arasındaki o bağı aslında öğrendim. Çünkü benim öğrendiğim şey zaten otomobile hep bir bağım vardı 4 yaşından beri. Haliyle de büyürken bazı zorluklarını keşfetmeye başladım. Aslında 20'li yaşlarımda birazcık daha o erkek egemenliğini hissetmeye başladım. Çünkü ne zaman hızlanırsanız erkekler o zaman falan yapmaya başlıyor. Erkekleri geçmeye başladığınızda birazcık daha böyle kız hızlı galiba diyorlar. Haliyle de o zaman böyle üzerimde bir baskı hissettim ama ben kalıpların şeyinde hiç kalmadım. Yani hep böyle derlerdi ki işte neden otomobil sporları ki falan diye sorarlardı. Yani benim için gerçekten A noktasından B noktasına gitmek için kullandığım bir araç olmadığı için ruhu olduğuna inandığım için ve otomobillerimle konuştuğum için herhalde benim için her zaman kalıpsız bir şey oldu ve kalıplara takılmadan bir şekilde buraya kadar getirdim spor hayatıma diyebilirim. Ben biraz arabalara meraklı bir kimseyim. Yani hazır ortamda erkek dominant diye arabalarda bayağı vakit geçirdim. Ta ki Burcu'yla tanışana kadar. Dediler ki yani burada bir araba var hani bir denemek ister misiniz Burcu'yla beraber? Oradaki araba da benim arabam. Meğerse ben yıllarca araba kullanmıyormuşum, orada direksiyonu tutuyormuşum. Burcu geçti direksiyona. Bir küçük bir kalkış yaptık trafiğe kapalı alanda. Yemin ediyorum gözlerim kafatasımın gerisine gitti. Yani biz gittik, ben sonra geldim oraya. Yani hayatım çok uzun zamandır ehliyet sahibiyim. Yani 30 seneyi geçkindir, biraz geçkin. Yani hiç böyle araba kullanan birisiyle arabanın içinde bulunmamıştım. Yani bu ve dönüp yani hani bir fıkra vardır boynunu çevirebilsem diye. Boynunu çevirebildiğim bir anda baktım Burcu'ya, bana Chucky gibi bakıyordu. Yani daha gidelim mi gibisinden. Yani işte o anda bir işin gerçekten erbabının, bir işin sınırlarında iyi yapan insanı gördüm ben. Başka bir şey görmedim. Elbette veda etmeden bir soru sormak istiyorum. Eda, voleybolu bırakacak erkeklere ne tavsiye edersin? Ya hemen bırakacağım. Voleybolu bırakacak erkeklere. Ya açıkçası şimdi yani komik bir soru oldu. Ne desem bilmiyorum. Bence erkeklere voleybol çok yakışmıyor. Hani ben. Tamam ben. Ama bence biz kadınlara daha çok yakışıyor. O yüzden yani voleybol yerine başka bir branşı deneyebilirler bence bırakmak yerine. O zaman Türkiye'nin ilk curling kulübü geliyor diyebilirim. Birçoğumuz şu andaki imkanlarımız elimizden alınsa, taş devrine gönderilsek... Taş devrine gönderilsek ne iş yapacağını bilemeyebilir. Yani çok özür dilerim Murat, yani sizin mesleğinizle taş devrine sizi gönderse abi ben de orada pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Buradaki bir başka CFO arkadaşım taş devrinde ulan ne yapacağız acaba diye düşünebilir. Bir başka arkadaşım, reklamcı bir arkadaşım ulan orada ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Yani beni cilalı taş dönemine de göndersen ben orada güldürürüm. Beni
dördüncü boyutun, beşinci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürür. Bu bir iddia değil ya, bu bir realite. Dolayısıyla... Çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlamadan izninizle benim hiçbir sahnede bir selfim yok ve sizinle birlikte. Çünkü şu anda şey de çok güzel, Pelin Hanım'la beraber bir selfie yapmak istiyorum. Evet, seyirciler de kalsın. Lütfen herkes, salonun ışıklarını bir sonsuz açabilir miyiz? Herkes görünsün ve o tarafa doğru çekeceğim. Başarı bileceğimi umuyorum. Hah, evet, sen bizi çekerken... Böyle haremli bir selamlık oldu. Biraz sola. O yer değiştirelim. Cem, yerleştirsene. Oldu gibi mi? Herkesi görüyor muyuz? Brad Pitt, oley çekiyoruz. Teşekkürler! Teşekkürler!